Evet arkadaşlar, şimdi marginal cost konusuyla alakalı bazı bilgiler verip daha sonra sorular çözeceğim. Marginal cost, revenue and profit. If X is the number of the units of a product produced in some time interval şeklinde verilmiş. Total cost'umuza Cx, marginal cost'umuza Cx'in türevi. Total revenue'ya Rx, bunun marginal'ına türevi. Total profit'e de arkadaşlar Rx eksi Cx, bunun marjinal olması durumunda ise türevi. Aynı şekilde marginal average cost dediğimiz zaman arkadaşlar ortalama hesaplama, mean yani. Bunu zaten biliyoruz. Normal cost'umuzu kaç tane ürün varsa x'e yani böldüğümüz zaman neyi bulmuş oluruz? Average cost'u bulmuş oluruz. Dolayısıyla marginal average cost da yine marginal cost'un x'e bölünmüş hali olacaktır. Evet arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Şimdi burada önemli bilmemiz gereken bir formülümüz var. Burada yazılmamış. Arkadaşlar. Exact cost of the producing the x artı birinci item diyor arkadaşlar. X plus one item. Burada cx artı bir eksi cx'ten gideceğiz. Şimdi isterseniz soru çözümüyle başlayalım. İlk sorumuz şu olsun. A company manufactures fuel tanks for cars. The total liquid cost in dollars producing x tanks in given by vesaire vesaire arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu kısımdır. Cost fonksiyonumuz arkadaşlar şu şekilde verilmiş. 10.000 artı 90x eksi 0.05 x kare. Find the marginal cost dediği zaman yapmamız gereken iş arkadaşlar. Formülden de anlayacağım üzere biraz önce söylemiştim. Birinci türevi alıyoruz arkadaşlar. Birinci türevi 11'in birinci türevi nedir? 0. 90x'in türevi 90. Eksi 0.5 x karenin türevi 2 çarpı 0.5 yazalım olmazsa 0.05 çarpı 2 çarpı x. Yani buradan ne elimize geçer? 90 eksi 2 kere 5 10, 2 kere 0 0 elde var 1, 0.1x. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz eşitlik veya bu gördüğünüz fonksiyon bizim marginal cost function'ımız olmuş oldu. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında ne diyor? Find the marginal cost at the production level of 500 tanks per week. Eğer 500 tane tank üretirsek her hafta bizim elimize geçecek, bizim elimizden çıkacak marginal cost, marginal giderler ne olacak diyor. Bunu da zaten ne yapacağız? C'nin türevinde x gördüğünüz üzere 500 yazarak biraz önceki bulduğumuz eşitlikte soruyu çözeceğiz. Yani 90 eksi 0.1 çarpı 500 arkadaşlar. Buradan ne gelir? 90'ı 90 diye yazalım. 0.1 şu sıfırla bu gitsin. 50 çarpı 1 olur yani 50 olur. Buradan da 90 eksi 50'den 40 olmuş olur arkadaşlar. $40. C şıkkına gelelim. Find the exact cost of producing the 501. terim. Biraz önceki formülü hatırlayalım arkadaşlar. X artı birinci terimin exact cost'unu bulmak için, yani sorumuzda 501. terimin exact cost'unu bulmak için şunu kullanıyoruz. C'de 501 eksi C'de 500. Yapıyorum arkadaşlar. C'de 501 eksi C'de 500. Burada tekrar dikkat edelim. Neyi buluyoruz? Exact cost of the producing the 500 first item diyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da ne yapacağız? C'de 501, x gördüğünüz gibi 501 yazacağız şu denklemde. Yani 90 eksi 0.1 çarpı 501 eksi, parantezi alalım isterseniz, C'de 500. Yine burada, bu arada düzeltiyorum arkadaşlar. Burada ufak bir hata yaptım. Türevi kullandım. Türevi kullanmayacağım. Niye türevi kullanmayacağım? Çünkü burada C'de 501 diyor. Bu benim C'nin türevi x fonksiyonum. C'de 501 x'i burada yerine yazacağım. Yani 10.000. Umarım siz de aynı hatayı yapmazsınız veya yaparsanız farkında olursunuz en kısa süre içerisinde. Artı 90 çarpı 501 eksi 0.05 çarpı 501'in karesi. Bu ifademiz arkadaşlar eksi diyorum.
İkinci ifademiz ne olacak? C'de 500 yazacağız x gördüğümüz yere. 10.000 artı 90 çarpı 500 eksi 0.05 çarpı 500'ün karesi. Buradan ne gelir? Bu 10.000 ile eksi 10.000 birbirini götürecek. Yani şöyle bir işlem yaptığımız zaman şunla şu birbirini götürecek. 90 çarpı 501 eksi 90 çarpı 500. Bunu 90 parantezine alırsak arkadaşlar şöyle mi olur? 90 parantezinde 501 eksi 500 olur. Bu işlemleri aslında siz kendiniz de yapabilirsiniz. Burada soruyu bitirebilirim ben. Ama devam etmeye çalışayım. 90 parantezinde 501 eksi 500 dedik. Sonra eksi 0.5 parantezinde eksi 0.05 parantezinde 501'in karesi. Daha sonra arkadaşlar eksi 90 çarpı eksi ne var arkadaşlar? Eksi 0.05 çarpı 500'ün karesi var. Bu eksi aynen buraya taşıyorum. 500'ün karesi diyorum. Tekrarlayayım bakın. Eksi 0.05 çarpı 501'in karesi burada. Daha sonra eksi eksi artı yapacak. Burada da zaten eksi eksi artı yapmış olacak. Daha sonra ne var arkadaşlar? Başka da bir şey yok. Evet bu kadar. Burada işlem nasıl yaparız? 501 eksi 500'den 1 gelir. Yani buradan 90 gelir. Eksi 501 eksi 500'ün karesi a kare eksi b kareden gidebiliriz herhalde arkadaşlar. A kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b derseniz 501'in karesi eksi 500 ne olur? 501 eksi 500 çarpı 501 artı 500 olur. Bunun başında da ne varmış? Eksi 0.05 varmış. 0.05. Yani sonuç olarak şöyle dersek arkadaşlar 90 501 eksi 500'den 1 gelir. 1 çarpı sayı sayının kendisi eksi 0.05 çarpı 501 artı 500 burası. 501 artı 500 ne yapar? 1001 mi yapar? 1001. 1001. Bu da arkadaşlar ne yapar? 90 eksi 5 çarpı 1001 desek arkadaşlar 5005 olur. Kaç sıfır var? 1, 2, 2 sıfır var. Yani 90 eksi 50.5. Buradan da hesaplarsak bunun yerine 0, 0 koyduğumuz zaman 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. İsterseniz şurada o işlemi yapayım ben. Şurada 90 0, 0 50.05 ne olur arkadaşlar? 5. 10'dan 5 çıktı 5. Buradan 9 aşağı kaldı. Buradan bir onluk almıştık. Dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? Onluktan vermiştik. 9 kalır. 8 eksi 6 da 2 mi yapar? 29.95. 29.95. Emin olmak için ben hesap makinesini kullanayım. Tabii siz sınavlarda kullanamıyorsunuz. 90 eksi 50.05 diyorum. 50.05 eşittir 39.95. Oh! 39.95 diyor. Biz 29 bulduk. Kontrol edelim. Evet 8 eksi 5. Ben bunu 6 olarak gördüm. 8 eksi 5 ne olur arkadaşlar? 3 olur. Yani 39 yani 39.95 dolar olmuş olur. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. Burada uzun bir soru var arkadaşlar. A company's market research department recommends the manufacturer. Okumuyorum arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. X şu şekilde veriliyor. Ve P dediğimiz yani product'ımız arkadaşlar. Product'ımız değil aslında neymiş? Okuyalım isterseniz. Department recommends manufacturing and marketing new headphone and page please. See the test market, the research market, price demand equation. Evet, price demand equation. Price demand equation'ımız şu şekilde veriyor arkadaşlar. Daha sonra cost function'ımız da şu şekilde veriliyor. Güzel. Bizden ne istiyor? Where $7,000 estimate fixed for cost for heaven. Where $7,000 is the estimated fixed cost. And $2 is the estimated of variable cost per headphones demiş. Neyse devam edelim. Find the domain of the function defined by the price demand equation. Evet arkadaşlar buraya dikkat edin.
Domain of the function ne demek? Bir fonksiyonun tanımlı olduğu yer. Şimdi benim price demand equation'ımda şu ise eğer buradan bir fiyat gelecek bana. Yani ben satılacak ürünün fiyatını belirliyorum. Satılacak ürünün fiyatı mantıken ne olur arkadaşlar? Non-negatif olur. Yani minimum 0 olur, maksimum gidebildiği yere kadar gider. Yani kısaca şöyle dersem ben P büyük eşittir 0 olacak. A şıkkı için konuşuyorum. Ve buradan ne gelir arkadaşlar? 10-0.01x büyük eşittir 0 gelir. Buradan ne gelir? 10 büyük eşittir 0.01x gelir. Her iki tarafı 100 ile çarparsam onun yanına 2 0 koydum. Buradan da 1 çarpı x gelir. Doğru mu arkadaşlar? 10-100. Dolayısıyla x küçüktür eşittir 1000. X küçüktür eşittir 1000 bizim maksimum üst sınırımız. Alt sınırımızda ne olacak arkadaşlar? 0. İşte bu bizim domainimiz olmuş olacak. Sorumuz domain. Yazamadık. Şöyle diyelim. Evet, şimdi ikinci kısma gelelim. Find and interpret a marginal cost function. A marginal cost function zaten söylemiş. C'nin türevi x'i al diyor bize. Alalım arkadaşlar B şıkkında. C'nin türevini aldığımız zaman ne olur? 7000'in türevinden, hatta yazayım şuraya. Cx eşittir 7000 artı 2x'e. C'nin türevi x ne olur arkadaşlar? 0 artı 2 olur. Yani C'nin türevi x ne olmuş oldu?